Kemal Kılıçdaroğlu yeniden sahneye çıktı. Demirtaş dışarıda olsaydı sivil siyasetin önü çok daha rahat açılırdı ve ben eminim terör olayları da biterdi. Ya bu hendek ve çukur eylemleri nasıl başladı? Selahattin Demirtaş dışarıdayken bunlar bu hendek çukurlar olmadı mı? Orada 800'e yakın insan öldürülmedi mi? Ya bu adam dışarıdayken, ya Kemal Bey sen sağır mısın? Yoksa sen sağır mı oldun, bir şey mi duymuyorsun Allah aşkına? Bu adam bas bas Apo'nun heykelini dikeceğiz demedi mi? Buna alışsanız iyi olur. Çünkü daha biz Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz, heykelini. Böyle mi terörün önünü kesecek Selahattin Demirtaş? Ya sen sağırlaşmışsın, ya körleşmişsin, ya da hala bir takım planların içerisindesin. Ama o planları tutmadı. Şimdi biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu bırakmışız, o bizi bırakmıyor. Selahattin Demirtaş güzellemesi seni kurtaramayacak. Boşa uğraşma. Kemal Kılıçdaroğlu yeniden sahneye çıktı. Maşallah, maşallah, maşallah. Kemal Kılıçdaroğlu neler söyledi neler. Ama bugün yeni bir şeyi var. Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmiş. 42 yıl ceza yiyen, hani vardı ya camide namaz kılarken Eyüp Sultan'da veya işte ne bileyim yani yeni açılan Ayasofya'da ibadet ederken, el açıp Allah'a dua ederken polislerin gelip de yakalayıp hadi yallah sen o, sen nasıl burada namaz kılarsın, sen nasıl dua edersin dediği Selahattin Demirtaş'tan bahsediyoruz. Ya adama demiş ki Kemal Kılıçdaroğlu çıkarken elinde silah mı vardı demiş. Ziyaret ettiklerinden birisi de Diyarbakır'ın eski belediye başkanı Adnan Selçuk Mızraklı. Elinde silah mı vardı diyor. Yok. Selahattin Demirtaş'ın elinde silah olmasına gerek yoktu. Selçuk Mızraklı'nın da elinde silah olmasına gerek yoktu. Önce Selçuk Mızraklı'yı bir anlatalım ama Kemal Bey bu işleri duymuyor. Şimdi Selçuk Mızraklı Diyarbakır Belediye Başkanı iken aslında aynı zamanda bir doktor olan Selçuk Mızraklı kendisine ait, bakın altını çizerek söylüyorum, kendisine ait bir hastaneye gece yarısı gidiyor. Dağdan Hogir adlı bir teröristi getiriyorlar yaralı. Adamı kayıt altına almadan tedavi ediyor ve tekrar dağa gönderiyor. Bu Selçuk Mızraklı bundan dolayı tam 10 yıl ceza yedi. Bu bir silah değil mi? Yani doktorluğunu silah olarak bir terörist, şimdi gönderdiği terörist yeniden benim Mehmetçiğime kurşun sıktığında o silah o Hogir'in elinde olsa ne, Selçuk Mızraklı'nın elinde olsa ne? Ne fark ediyor? İlla Selçuk Mızraklı'nın elinde böyle bir makineli tüfek. Ya bir de o olaydı yani, değil mi? Bir de o olaydı. Şimdi bu bir. İkincisi, Selahattin Demirtaş'ın elinde silah var mıydı? Hayır, yoktu. Ama Selahattin Demirtaş'ın kardeşi olan Nurettin Demirtaş'ın elinde silah var. Selahattin Demirtaş'ın PKK'lı teröristlerin cenazesine gitmeyen milletvekilleri hakkında ben disiplin soruşturması başlatacağım diyen o teröristlerin elinde silah vardı. Selahattin Demirtaş'ın heykelini dikeceğiz, heykelini dediği... Buna alışsanız iyi olur. Çünkü daha biz Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz, heykelini. O bebek katili Abdullah Öcalan binlerce insanımızın canına mal oldu. Binlerce, onun da elinde silah yoktu ha. Onun da elinde silah yoktu. Ama talimat veriyordu. Terörist gereğini yapıyordu. Şimdi Yasin Börü 14 yaşında bir çocuktu. Abi niye öldürüldü Yasin Börü? Selahattin Demirtaş'a biz şunu biliyoruz. Yani Selahattin Demirtaş'ın elinde silah vardı, gitti Yasin Börü'nün kafasına mı sıktı diyoruz biz. Hayır. Selahattin Demirtaş partisinin o günkü toplantısından sonra çıktı. Dedi ki halkımızı sokağa çağırıyoruz. Herkes sokakta eyleme çıksın. Korkunun ecele faydası yoktur. Korkacak zaman değil. Eğer özgürlük mücadelesi bedel istiyorsa ödeyeceğiz bedeli. Ama bunlar, bu anlayış, bu zihniyet halkımızın üstünden defolup gidinceye kadar da teslim olmadan, korkmadan direneceğiz. Ve o gün Yasin Börü ve arkadaşları kurban eti dağıtıyorlardı. Hayır işi yapıyorlardı. Ve o çocukları
Oracıkta birisinin kafasını taşla ettiler. Yasin Börü'yü öldürdükten sonra binadan aşağı attılar. Yetmedi, hırslarını alamadılar. Yasin Börü'nün üzerine arabayla geçtiler. Bunu kim yaptı? Selahattin Demirtaş kendi eliyle mi yapsaydı bari? Onu mu diyorsun Kemal Bey? Ya Allah aşkına bu terörist seviciliğinden vazgeçin. Siz bu ülkenin insanlarısınız. Siz bu ülkede ekmek yiyorsunuz. Bu ülkenin insanları, 40 bin insanımız katledildi bunlar tarafından. Ha Selahattin, ha Melahattin, ha Karayılan, ha bilmem öteki. Ne fark ediyor? Yani bunlardan niye vazgeçmiyorsunuz ya? Neden vazgeçmiyorsunuz? Bu bir. İkincisi, şimdi bak Halit Demir çok güzel ifade ediyor. Helal olsun kardeşim. Diyor ki, bir soru tetik mi suçlu, parmak mı suçlu? Bravo. Bravo. Soru mükemmel. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu soruyu kendine sorması lazım. Ya onlarca insan öldürüldü bölgede yahu. Şimdi dahası ziyarete gittiğinde sorsaydı keşke Apo'nun heykelini dikme işi ne oldu diyor Şehriban Urtekin. Çok mantıklı sorular geliyor. Ama Kemal Kılıçdaroğlu bunları ısrarla devam ediyor. Şimdi şeyi de izleyelim. Demirtaş'la ilgili yaptığı açıklamayı izleyelim. Demirtaş dışarıda olsaydı sivil siyasetin önü çok daha rahat açılırdı. Ve ben eminim terör olayları da biterdi. O nedenle Sayın Demirtaş'ın içeride tutulmasını asla doğru bulmuyorum. Ya Kemal Bey, hani deveye sormuşlar. Nerem et düz ki demiş yani. Ya Demirtaş dışarıdaydı zaten. Demirtaş dışarıdayken 7 Haziran seçimlerinde AK Parti azınlığa düştü 7 Haziran seçimlerinde. Ve o dönemlerde Selahattin Demirtaş'a Ahmet Hakan sağız çaldırıyordu. Ve birçok insan şu ifadeyi kullandı. Bu adam HDP'yi Türkiye'lileştirecek ve herkes buna güvendi. Sonra CHP'liler dediler ki buna destek verelim. Destek verildi. Bunların oyları bu 7 Haziran'da gerçekten yüksek çıktı. Ve sonra Selahattin Demirtaş dediğimiz adam Bakırköy'de geldi, açıklama yaptı. Dışarıdayken yaptığını söylüyor. Seçim kazanmış, başarılı olmuş ve Bakırköy'de arkasında bebek katili Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını astılar. Bunun yaptığı ilk iş şu ifadeleri kullandı. Bu düşük hükümet dedi. Bir kere riyakarlığın, kibrin danışkasını sergiledi orada. Sonra döndü. Bu seçim başarısı için öncelikle önderimiz Abdullah Öcalan'a teşekkür ederim dedi. Bak orada ilk yaptığı açıklama buydu. Ve ona oy veren, evet lan bu adam değişmiş, bak ne güzel saz çalıyor dedikleri Selahattin Demirtaş bu ifadeyi kullandığı zaman millet yumruğunu sıkmaya başladı. Ulan bu bizi kandırdı diye. Bu bir. İki, ya bu hendek ve çukur eylemleri nasıl başladı? Selahattin Demirtaş dışarıdayken bunlar, bu hendek çukurlar olmadı mı? Orada 800'e yakın insan öldürülmedi mi? 800'e yakın insan ölmedi mi? Ya bu adam dışarıdayken hani terörün önü kesilirdi diyor ya. Dışarıdayken ya Kemal Bey sen sağır mısın? Yoksa sen sağır mı oldun, bir şey mi duymuyorsun Allah aşkına? Bu adam bas bas Apo'nun heykelini dikeceğiz demedi mi? Ve sırrı sakık Atatürk'ün askerleriyiz, Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye bağıran Atatürkçülere, yani senin tayfana, siz anca olsanız olsanız itleri olursunuz demedi mi? Diyorlardı ki biz Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyorlardı. Ve saldırıyoruz. Siz Mustafa Kemal'in askeri değil, generali olsanız ne yazar? İç sinirleri, iç sinirleri. Ya bunlar dışarıdayken terör örgütlerinin mensuplarıyla kol kola girmediler mi kardeşim? Bunlar dağdan mesaj getirmediler mi? Dışarıda olanlar hala aynı şeyi yapmıyor mu? Pervin Buldan bizim dostlarımız Karayılan bilmem ne falan bas bas bağırmıyor mu? Dedi Sayın Öcalan'ın arkasındayız diyoruz. Kandil'deki dostlarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, yoldaşlarımız Türkiye'ye gelmelidir. Türkiye'de siyaset yapmalıdır. Sayın Karayılan, Sayın Bayık, bu insanlar dağlarda, Hakkari'li gençler dağlarda. Figen Yüksekdağ,
biz sırtımızı YPG, PKK'ya bilmem neye dayamışız diyor demedi mi? Demiyor mu? Biz sırtımızı Rojava'ya yaslıyoruz. Biz sırtımızı Kobani'ye yaslıyoruz. Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz. Dışarıda olan yine Meral Danış Beştaş, meclis çatısı altında Abdullah Öcalan'ın bir düşünür, bir bilmem ne olduğunu söylemiyor mu? Sayın Öcalan'a Sayın Öcalan diyoruz. Çünkü milyonlarca Kürt halkının irademdir dediği bir siyasi liderdir. Sayın Öcalan dünyaca ünlü yazarların da dediği gibi büyük bir yazar ve düşünürdür. Nokta. Böyle mi terörün önünü kesecekti Selahattin Demirtaş? Ya sen sağırlaşmışsın, ya körleşmişsin, ya da hala bir takım planların içerisindesin. Ama o planların tutmadı. Gittin Van'da, ver sel oyu, al sel oyu diye bağırdın. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Gittin Yozgat'a, ben de şu kandili başlarını yıkmazsam bana da Kemal Kılıçdaroğlu demesinler dedin. Söz veriyorum söz. O kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler. Gittin başka bir ilde, senin yanı başında teröristler oturdu ya. Dediler ki şu İHA'lar, SİHA'lar çok olmaya başladı Kemal Bey. Sen not aldın dedin. Diyarbakır annelere acı içerisinde kıvranırken, evlat hasreti yaşarken sen Diyarbakır'a gittin, o anneleri bunun gibi, mesela sen gidip de Yasin Görür'ün annesini ziyaret etmedin Kemal Kılıçdaroğlu. Gidip annesini ziyaret etsene. Git annesini bir ziyaret et de bakayım senin yüzüne mi tükürecek, yoksa seni evine alıp ağırlayacak mı? Ha, onda o şeref var. O sana o saygısızlığı yapmaz. O alır yine senin çayını kahveni ısmar eder, seni rezil edip gönderir. Ama sende o cüret yok. Sende o cesaret yok. Sende o iman gücü yok. Bir şehidin annesine gidip elini öpme cesareti ve gücü kendinde bulamayacak kadar aciz bir adamsın sen. Onun için gelip de bize Selahattin Demirtaş güzellemesi yapma. Yapma. Bittin. Tükendin, yok oldun. Artık bunun dönüşü yok. Ya Allah kabul etmesin ya. Hani hırsız geliyor eve ya. Oğlan diyor ki baba hırsız var. Diyor oğlum yakala. Çocuk yakalıyor. Baba yakaladım diyor. Oğlum getir diyor. Baba getiremiyorum, gelmiyor. Oğlum bırak o zaman diyor. Baba bıraktım da o beni bırakmıyor diyor. Şimdi biz Kemal Kılıçdaroğlu bırakmışız. O bizi bırakmıyor. Kendi ekibini bırakmıyor. İmamoğlu'nu bırakmıyor. Özgür Özel'i bırakmıyor. Hançerlendim diyor. E baba sen hançerlenmeyi hak etmişsin o zaman. Sen böyle devam edersen daha sen çok hançerlenirsin. Efendim delege beni öne sürerse, atı alan Üsküdar geçti. Selahattin Demirtaş güzellemesi seni kurtaramayacak. Boşa uğraşma.